düşünün eski çağlarda yani insanların mağaralarda yaşadıkları dönemlerde herhalde kimse çocuğunun peşinden koşup da al şunu ye yavrum demiyordu. Ne bulursa onu yiyordu çocuk. Ya da gerçekten açlığın veya yemek bulmanın sıkıntılı olduğu yerlerde çocuklar tam tersi yemek bulmak için uğraşıyor. Yani biraz biz bolluğun içinde çocuklara zorluyoruz gibi geliyor. Ama bir yandan da yemiyorsa yemesin. Peki yemesin bırakayım arkamda. Nasıl olsa acıkınca yer doğru bir yaklaşım mı? Bunu Kenya'dan aldım. Öyle mi? Bir ay önce Kenya'daydım. Oradaki çocukların görüntüleri geldi hep sen öyle söylerken aklıma ve annelerin evet. Bak oradaki çocukları görüyor musun? Bu kadar nimet var önünde sen hala yemiyorsun deyip çocuklarına evet. O psikolojiyle davrandıkları. Şimdi orada da yani besinin temel ihtiyaç olduğunu orada görüyorsunuz. Hani izliyoruz ya hayvanlar göçüyorlar, göçerken de vahşi hayvanlara yem oluyorlar. Dere hiç kenarlı. Göçmesinler. Ne işleri var o derelerden, ırmaklardan tehlikeye geçmeye? Niye gitmiyorlar? Ama ot için, besin için. Çünkü bulundukları yerlerdeki otları yemişler, bitmiş. Ama bir sonraki tarafta ot var. Oraya gitmek zorundalar. Yani besin için, besin için orada yaşamı feda edercesine gidiyorlar. Beslenmek temel. Ben bunu aldığım kadınlar da besin için hep göçüyorlar. Sürekli göçüyorlar. Onun için bu çok önemli bir şey, beslenmek. Ben şeye karşıyım, yemiyorsa bak 3 gün aç bırak yer. Böyle bir şey yok. Çünkü açlıktan ölen çocuk var mıdır diye sorular geliyor bazen. Hani annesi babası yok, varken. Yok ama 3 gün aç bırak ya da aç bırak bak nasıl yer. Çocuk sizinle inatlaştığı zaman nasıl açlık grevine giriyor insan? Yani çocuğun öyle bir sıkıntısı varsa aç bırak değil. Besini sun ama zorlama. Bak bu da var, bak bu da var. Bir de şekil değiştir. Çünkü beyin şekle, dokuya, renge yaklaşıyor. Niye yoğurtla karıştırıyoruz yemekleri de? Niye dolmanın üzerine yoğurt koyuyoruz, karnıyarın üzerine yoğurt koyuyoruz da çocuk o şekilde karıştırıp verdiğimiz zaman alıyor? Ha, burası çok önemli. Bebeklerin beyaza karşı algısından bahsediyorsunuz çünkü, değil mi? Çünkü annenin sütü de beyaz. Bebek beyaza yönelmeye hazır olarak doğuyor zaten. Daha sonrasını biz ona öğretiyoruz. Yani biraz tabii çocuk, yani bebekten öte çocuk bile o yemeğin esas içeriğini bilmiyor. Çünkü bunu yani onun içinde kıyma mı var, işte pirinç mi, o var bu var. Sadece o zaman dediğiniz gibi bir koku var, bir doku var, tat var mı? Tadı öğreniyor. Tadı öğreniyor, tadı öğreniyor sonra da. Çünkü almak için uzanmak, içeriye bunu alabilmek için önce o rengi, dokuyu ve kokuyu hissetmesi lazım. Burada koku da çok önemli, şekil de çok önemli. Ama ondan sonra ağzında tadını hissediyor. Ama önce bir yönelmek diye bir şey var. Yani önce tattan önce renk, doku, koku. Evet. Onun için annelerin şeklini, dokusunu, kokusunu değiştirmeleri lazım. Hani bir şeyle karıştırarak onunla da mı denesem, bununla da mı denesem diye. Ben 30'lu yaşlarımda Çinlilerin tatlı etleriyle tanıştığımda ne güzelmiş dedim. Kimse bana öğretmemiş. Ben de tatlıyla eti karıştırmayı düşünmemişim meğerse. Yani şekil ve rengini değiştirerek sunmalı anne öncelikle. Yani ısrar etmeli illa bunu yedireceğim diye. Bir de şunun içinde şu kadar işte şöyle bir protein var, şurada da şu kadar şeker var, şurada da bu kadar. Yani böyle de anne de böyle besine yönelmemesi lazım. Şimdi demek ki aç bırakarak eğitmek mümkün değil. Şu nazı geçiyor kelimesini duymadan çocuk büyütmüş bir anne olacağına ben inanmıyorum. Bak kesinlikle. Sen bunu iyi yetiştiremiyorsun. Bak senin yanında bu nasıl şımarıyor. Bak ben bunu ne güzel adam ediyorum. Zaten arkadaşlardan bir tanesi böyle bir örnek vermişti. Annesiyle yemiyor ama benim evimde yiyor diyordu. Hayır anneanne, babaanneler de bayılırlar bunu söylemeye. Çünkü yani onlar hani tecrübeli, siz tecrübesizsiniz ya. Şimdi bu anneyi ne duruma getirir? Ya bende bir sorun var. Bu sefer annenin davranışları daha bir robotlaşmaya, daha bir annelikten çıkmaya başlar. Ve çocukla ilişkisi daha da bozulur. Yani bu bir pozitif kısır döngü. Olumsuzluğun olumsuzluğu daha da arttırdığı bir duruma getirir. Peki böyle zayıf görünce de yediremiyor musun? Ya neresi zayıf? Aslan gibi ya. Sık bakayım şu pazarı. Zaten bir görüntülerde de görüyoruz. Anne peşinden koşturuyor. Ne kadar? Bu naz geçiyor kelimesini ben biraz açmak istiyorum. Şurayı da, şuranın çok iyi anlaşılmasını istiyorum. İlk 7 sene çocuklar kendilerini anneleri zannederler ya da annelerini kendileri zannederler. Şimdi bir kardeşin varlığı aynada kendisini görüyor gibidir. Öbür kardeşin varlığı anne onunla ilgilendiği zaman bu aynada öbür kardeş gözüküyor. Ben değil. Bu nedir biliyor musunuz? Beşir Bey'in anlattığı yokluk algısıdır. Ben yokum. Aynı şöyle
benim içimdeki Sabiha çıkıp gitti. Sabiha yok. Benim içimdeki Sabiha bugün kalktım Emine olmuş. Gibi bir şeydir. Ben nereye gittim? Gibi bir şeydir. Yani bunu annelerin içselleştirmesini istiyorum. Çocuğun biraz önce söylediğimiz taciz davranışları annenin varlığında vır 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 onun böyle artık en şeyini yapma davranışları naz ve şımarıklık değildir. Anneden kendini istemektedir. Bu aynada ben kendimi görmek istiyorum. Çok anne şuna şahittir. Telefonla konuşturmaz çocuk. Bana bak, bana bak. Ben annelere şunu öneriyorum. Telefon, ben seninle konuşmak istemiyorum. Ben oğlumun annesiyim değil mi? Saatlerce konuşabilirsiniz. Yeter ki aynada onu gösterin. Yani o nedenle naz dediğiniz, şımarıklık dediğiniz şey budur. Sen aynada eşit göster. Bu çocuk ayakkabısını giyemeyebilir, abisi giyebilir. Kapıdan çıkıyorsunuz. Ben büyük oğlumun da ayakkabısını giydireceğim de, ikisi eşit gözükür o zaman. Bugün giydirdim. Hoşuna gitmiştir. Çok kendi ayakkabısını da giydirdim, onun ayakkabısını da giydirdim. Anladınız yani mı? Evet. Budur. Sen abisin, sen kardeşsin dediğiniz zaman... Ya çoğu zaman... Bu detaylar anlaşılması lazım. Yani iki çocuğa siz iki dilim ekmeği aynı anda vermek zorundasınız. Kime önce verdi diye bakar. Yani detaylardadır çocuğun annesini aradığı, aynada gördüğü. Ayna öyle bir gösterir ki fotoğrafta gördüğünüz şeyi unutursunuz ama... Aa orada bu da vardı diye fotoğrafa dikkatle bakarsınız. Bizde yani de işte... Detaylardaki... önem çok önemli. Ama o kadar bence şey küçük. Ki insan o koşuşturma arasında değil mi? Yani şimdi çok basit. İki kelimeyi çok basit. Bir de çocuklara nasıl söyleyeceğim? Ekmeği aynı anda nasıl vereceğim? Ay çocuğum bunu her verdiğin dilimde yapmayacaksın. Alt çizeceksin ve sen abisin kelimesini... Vurgulayacağız bunu yani. Sen abisin, sen kardeşsini kaldıracaksın. Bir ayna var, ikisi de kendini görmek istiyor. Ne yapılacak biliyor musunuz? Eğer ilişkideyse bu beslenme sorunu, anneye bir aralık vereceğiz. Bu eski kopukluğu tamamlayabilmesi için. Burada anne tamamen taraf olacak. Şöyle, biraz önce verdiğim örnek gibi, böyle peşinde ye 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 şeklinde koşturmayacak. Anneciğim bak burada bunu buraya koyuyorum ama istersen yeme. Yeme. Böyle de yiyebiliriz, böyle de, burada da yiyebiliriz. Taraf olarak davranacak, bir de iki çocuğa eşit olarak davranacak. Eşitlik detaylarda yatıyor.